Evet, Elif hocamızla başlıyoruz. Buyurun. Hocam izniniz olursa o tarafa geçeyim. Buyurun tabii. Ben bilgisayardan tabii. Çok özür dileyerek hemen ekleyeceğim. Çok affedersiniz. Evet. Dekan hocamın da bahsettiği gibi benim konum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde medyaya ilişkin yasal, hukuki ve kurumsal düzenlemeler ve bunların medya ürünlerine yansımaları. Bu çerçevede evet. Ana başlıklarını burada gördüğünüz üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde medya üst kurumu diye ifade ettiğim, yani medyanın üzerinde yer alıp da medya temsilcilerinin de yer aldığı kurumları yansıtıyorum. Dış Basın Birliği, Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Yayın Yüksek Kurulu, Medya Etik Kurulu, bunların başlıcaları. Özellikle burada gündeme aldığım Yayın Yüksek Kurulu ile Medya Etik Kurulu ve yürüttükleri faaliyetler üzerine. İlki Yayın Yüksek Kurulu 1997'de kuruldu ama tüzüğünü 1998'de oluşturdu. Cumhuriyet Meclisi'nde, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meclisindeki siyasal partilerin temsilcilerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir kişi olmak üzere toplam 9 üyeye sahip. 39'a 97 sayılı kamu ve özel radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları yasası çerçevesinde yasanın kendisine verdiği hak ve yetkilerle donanmış olarak yayın yapacak kuruluşların lisans ve yayın izinlerini vermek ve kuruluşların yayınlarını denetlemekle yükümlü Yayın Yüksek Kurulu. Bunun dışında Yayın Yüksek Kurulu medya mensuplarının uyması gereken temel kurallara yönelik düzenlemelere de sahip. Bu kapsamda evrensel ilkeler, yani anayasal haklar, demokratik kurallar, insan haklarına bağlı kalma gibi prensiplerin yanı sıra anayasanın genel ilkelerini referans alan kurallarla birlikte haber ve habercilik temel kurallarıyla özellikle kişi hak ve özgürlükleri çerçevesinde ilkeler benimsemiştir. Adadaki bir diğer önemli ve benim burada aslında Medya Etik Kurulu'nun aldığı kararlar üzerinden medya ürünlerine yansıma kısmını değerlendireceğim Medya Etik Kurulu. Ocak 2011'de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nce düzenlenen Medya Etik Deklarasyonu Buluşması adıyla bir araya gelinen, toplantıda ilk nüveleri atılan, Haziran 2013 tarihinde de bu süre zarfında içeriğini, deklarasyonun kapsamını, deklarasyona imza atacak Kuzey Kıbrıs'taki medya kuruluşlarını, internet sitelerini, özellikle haber sitelerini de içine alacak şekilde görüşmeler yapmış. 2013 Haziran'ında da Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Dış Basın Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Haber Kameramanları Birliği, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği ve BRTK, Bayrak Radyo Televizyon Devlet Kanalı Çalışanları Sendikası'nın işbirliğiyle Kıbrıs basınının daha iyi işlemesi, Kıbrıs Türk medyasında etik değerlerin ve gazetecilik ilkelerinin belirli standartlar içine alınması ve bu etik kodlara uygun yayıncılık anlayışının gelişimi için uyarıcı faaliyetler yapma ve şikayetleri değerlendirme amacıyla kurulmuştur. Herhangi bir yasal yaptırıma sahip değil, kınama ve uyarı cezaları üzerine değerlendirmeler yapmak üzere kurulmuş bir oluşum. Kurucusu ve ilk başkanı Profesör Doktor Süleyman İrman Hoca'nın verdiği demeçlerde de ceza kesmek gibi bir amaçları olmadığı,
Ama çok daha etkin olduğunu düşündükleri bir çerçevede oluşum gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir. Bu da kınama açıklaması da hiçbir kuruluşun kınanmak istemeyeceği üzerine dayalıdır. Dolayısıyla bu Medya Etik Kurulu'nun ve aldığı kararlarında hukuki bir yaptırım boyutu yok. Sadece medya üzerinden, deklarasyona imza atan medya kuruluşları üzerinden yayınlanarak kamuoyuna duyurulması söz konusu. Bu deklarasyonda gazetecilik meslek ilkeleri de yine imza koyan kişilerin katkılarıyla bir ortak oluşumla bir araya getirilmiş. Etik Kurulu'nun bir diğer hoş olacak katkısı ise Kıbrıs Türk medyasına Ocak 2014'te internet gazeteciliği deklarasyonunu da yapmış olması. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde maalesef bilişim yasaları henüz mevcut değil. Dolayısıyla sosyal medya veya internet üzerinden yapılan habercilikte bağlayıcı ya da zorlayıcı hukuki bir yaptırım mevzubahis değil. Bu anlamda medya kuruluşlarının kendi rızalarıyla özellikle internet sitelerinin, haber portallerinin böyle bir deklarasyona taraf olmaları, imza atmaları oldukça anlamlı. Çalışma ilkesi şikayete bağlı ya da kimi zaman reysen de kendi üyeleri üzerinden de doğrudan incelemeye tabi tutabiliyorlar alınan, yayınlanan haberleri ya da çıkan kişilerle ilgili haberleri ama çoğunlukla işleyişi kendilerine bir şikayet gelmesi üzerine. Ama kendileri de kendi içlerinde benzer bir harekete geçebiliyorlar. Sakıncalı gördükleri ya da kamuoyunu uyarma ihtiyacı duydukları durumlarda yayınlanan toplumun o dönemde konuştukları haberlerin içeriklerine bağlı olarak. Bunların dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde medyaya dönük olarak yasal mevzuatlar da tabii ki söz konusu. Anayasa, ceza yasası, özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması yasası, kişisel verilerin korunması yasası, cevap ve düzeltme hakkı, basın yasası, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun yasası ve TAK yasası. TAK da yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haber ajansı. Türk Ajansı Kıbrıs. Bizim Anadolu Ajansı gibi diyelim. Dolayısıyla böylesi bir yapılanma da ya da böyle bir yasal mevzuat içerisinde de medyaya destek olacak ya da medyadaki haklarını uğradıkları zararı tazmin ettirmeye dönük mekanizma da var. Ama bunun işleyişiyle ilgili içeriğine çok bakmadım. Çünkü daha çok Medya Etik Kurulu'nun aldığı kararlar üzerinden gittim. Biraz sonra tablo halinde onları da vurgulayacağım. Bu arada bana enteresan geldiği için bir önceki oturumda gelen soruya da zannediyorum bir parça olsun cevap olabilir düşüncesiyle buraya yansıttığım bir araştırma sonucu da var. Çok primitif olabilir ama 144 tane Kıbrıs'ta Türk gazeteci arasında yapılan bir anketin sonucu. Ben sadece etik değerlerle ilgili yüzdesel olarak belli konularla ilgili bakışı ortaya koymak üzere bu 144 gazetecinin buraya aktardım. Doğru ve objektif haber aktarılması %37.5 gibi bir değerlendirmeyle karşılaşmış. Haber ve yorum ayrımı yapılmaktadır. Tabii ki bunlar Kuzey Kıbrıs Türk medyasına dönük olarak gazetecilerin bakışları. %42.4'ü bu deneklerin haber ve yorum ayrımı yapıldığı kanaatinde yanlış bilgi ve hatalar düzeltilmektedir. Dönük bir sorgulamada ise %36.8'lik bir katılım söz konusu. Temelsiz suçlamalar yayımlanmamaktadır. %28.4. Suçu kanıtlanana kadar herkes masumdur ilkesine uyulmaktadır. %35.4'lük bir katılım var. Haberlerde ayrımcı ve cinsiyetçi dil kullanılmamaktadır şeklindeki ifadeye ise %43.7'lik bir katılım var. Öte yandan bu medya çalışanlarının haber anlayışına bakışları. Bizler de zaten şu ana kadar hep üreten kısmında, yayınlayan kısmında, araç kısmındaki kısımlara değindik, görüşlere değindik. Bir de
detaylı yapılan Lefke Avrupa Üniversitesi'nin 2014 yılında yaptığı bir araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde medyanın bugünkü durumu ve geleceğe ilişkin hukuki ve toplumsal altyapısı üzerine yaptığı bir araştırmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyası genelde meslek sırrı, özel hayatın gizliliği, iftira, hakaret, kötüleme ve çocuk istismarı gibi etik ilkeleri ihlal etmeden yayın yapmaktadır şeklinde izleyiciye, dinleyiciye yani alıcı konumunda, medya haberlerini tüketen konumunda olanlara dönük yaptığı boyutu. Çünkü bu araştırma kapsamlı bir araştırma, fokus gruplar üzerinden medya çalışanlarının da görüşlerini aktaran bir boyutu var. Bu sadece içinden benim bir nevi cımbız gibi çektiğim ama sonucu itibariyle ilginç geldiği için buraya taşıdığım bir boyutu. %51.4 bu ifadeye katılıyor. Medya ürünlerinin tüketicisi konumunda olan %24.9'luk bir oransa katılmadığını ifade ediyor. Hangi soruya? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyası genelde meslek sırrı, özel hayatın gizliliği, iftira, hakaret, kötüleme ve çocuk istismarı gibi etik ilkeleri ihlal etmeden yayın yapmaktadır kanaatindeymiş Kıbrıs medya alıcısı, izleyicisi, tüketicisi. %51.4'lük bir oranla. Buraya biraz önce bahsettiğim gibi ben daha çok medya etik kurulunun aldığı kararlar üzerinden bir tablo oluşturdum. Medya etik kurulunun kendilerine gelen şikayet ya da kendilerinin resen yaptıkları araştırmalarla verdikleri cezalar uyarı ve kınamalar şeklinde olan cezaları 25 Eylül 2013 ve 22 Haziran 2016 yani yaklaşık 3 yıllık verileri var burada. Medya Etik Kurulu'nun kendi internet sitesinden alınmıştır ve tek tek bu 63 karar incelenerek bakılarak buraya taşınmıştır. Şöyle bir tablo çıktı. Allah'tan gazeteci arkadaşlar burada yok zannediyorum ama veriler ortada. Dileyenler Medya Etik Kurulu'nun kararlar kısmından da bunları inceleyebilir, kontrol edebilir. Havadis gazetesi, bazı gazetelerin yanında isimler de var, onları yeri gelince açıklayacağım. Tıpkı Havadis gazetesinde olduğu gibi, hatta iki tane de uyarının altında rakam belirtiyorum, onu da açıklayacağım şimdi. Havadis gazetesinde spor muhabirlerinden Tonguç Kutağ'a dönük, hatta iki kez gündeme gelen bir şikayeti de dahil olmak üzere ona dönük, ona yönelik, onunla ilgili ve onun haberiyle ilgili Havadis gazetesi 5 kez uyarı almış. Bunlardan hariç iki tanesinde internet sayfasında Medya Etik Kurulu'nun kararlar altında anında kendilerine şikayet gittiği zaman yahut da savunma hakkı talep edildiği zaman Medya Etik Kurulu'ndan gelen şikayet üzerine hemen haberde düzeltme yapmışlar yahut haberi yayından kaldırmışlar. Bu anlamda hatta teşekkür de almış Medya Etik Kurulu'ndan bu konuda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı. Oradaki iki de budur. Yani toplamda 7 ise bunun 5 tanesinde uyarı almış, kınama almamış. 2 tanesinde ise teşekkür de almış, anında habere duyarlılık gösterip ikazları kale alıp gerekli düzeltmeyi yaptığı için. Haberal Kıbrıslı gazetesine 4 uyarı var. Halkın Sesi gazetesine 4. Diyalog gazetesine 1 de kınama var. 4 tane uyarının dışında. Kıbrıs Postası gazetesi 3, Star Kıbrıs 3, Kanal T 3, Kanal T televizyon kanalı burada. Afrika gazetesi ve Volkan, Afrika gazetesi oldukça muhalif bilinen bir gazete. Volkan gazetesi ile birlikte Yeni Düzen gazetesinde de toplam 2 uyarı almışlar. Yeni Düzen gazetesinde bir gazetenin aldığı uyarı var. Bir de fayka kişi hakkında gazetecinin kendi özelinde aldığı, ona dönük de bir uyarının olduğu söz ifade ediliyor. Yeni Bakış gazetesinde ise bir tane kınama var. İlginçtir, devlet kanalı ama Bayrak Radyo Televizyon Kurulu'yla da ilgili bir haberinden dolayı bir uyarı var. Toplam 24 taneye tasnifleyebildim bunları. Kıbrıs Son Dakika, bunlar bu slaytta gördüklerinizde
internet siteleri, haber siteleri, haber portalleri. Kıbrıs Manşet.com bir de kınama almış. Detay gazetesi, buraya kaçmış bu, iki. Bunlar içerisinde Cyprus Metropolitan.com, bu direkt yine internet üstünden haber yapan bir kınaması var. Oldukça da kızdırmış üyeleri. İlginç olan, kurumların dışında konvansiyonel medya yahut da sosyal medya, internet haberleri kanalları dışında isimlerin de aldığını görüyoruz. Gazete bağlamında ifade ettim zaten iki gazete özelinde, ama direkt haberciye televizyonda sunduğu program üzerinden yahut gazeteciye sunduğu yazdığı haber üzerinden Levent Özadam, Nazmi Pınar ve Emre Diner bu anlamda karşımıza çıkan isimler. Bu haberleri tasniflemeye yahut da incelerken bir ilginç nokta dikkatimi çekti. Çeken birkaç noktadan ön plana çıkan. Birbirlerine de, yani burada siyasi kimlikteki kimseler de var, milletvekilleri de var. Medya Etik Kurulu'ndan Medet Uman ve Medya Etik Kurulu'na şikayette bulunan kişiler de var, sıradan vatandaşlar da var. Özellikle çocuk isimlerinin haberlerde verilmesi yahut da trafik kazalarında ki görüntülerle ilgili acıları taze olan insanların özellikle yaptığı şikayetler de var. Medya Etik Kurulu'nun değerlendirdikleri arasında. Ama ilginç olan, medya kuruluşları da birbirlerinden şikayette bulunmuşlar Medya Etik Kurulu'na. Bunların içerisinde bu deklarasyonu imza atanlar da var. Buraya sadece kurumsal bazda taşıdım ama Kıbrıs medyasının önde gelen isimleri, medya kuruluşları imzaladığı bu deklarasyona rağmen ve bir parçası olmalarına rağmen kendileri de birbirlerinden şikayette bulunabiliyorlar. Tabii şikayet mekanizmasının işliyor olması güzel. Bunları ciddiye alan, ciddi bir şekilde kendilerinden savunma istenildiğinde savunmalarını yazmaları da çok güzel. Ama aynı meslek grubunun insanların hele hele bazı haberlerde kaynak gösterilmemesi, benim haberimde ama sen senin haberin gibi bunu yayınladın, sitende, haber portalinde bunlara benim orijinal haberime link atmadın şeklindeki bana göre oldukça da önemli meslek etiği, meslek ahlakı anlamında da önemli şikayet konuları. Ama yüreklere su serpen diyelim veya hoş olarak değerlendirebileceğimiz nokta ise bu şikayet mekanizması kurumun çalışma ilkesi olarak da Medya Etik Kurulu'nun kendilerine bir şikayet geldiğinde şikayeti inceleyip ilgili kuruma yazı yazıyorlar. Bununla ilgili şöyle bir şikayet var, bununla ilgili savunmanızı ya da görüşlerinizi bildirin diye. Şu ana kadar 63 tane karar içerisinde 3 tanesinde hiç cevap vermemiş kurumlar. Gıyaplarında savunma haklarını kullandıkları varsayılarak sonuca gidilmiş. Ama onun dışında bütün kurumlarda bir savunma mekanizmasının işlediği, durumu izah ettikleri, hatta bazı durumlarda dediğim gibi anında duyarlılık gösterip haberi, eğer bu internet haber portalı ise kaldırmak suretiyle ya da link atmadılarsa o linki eklemek suretiyle haberin orijinal kaynağının ifade edilmesi suretiyle giderildiğini de görüyoruz. Bunlar da umut verici. Ama sanıyorum en genel çerçevede umut verici olansa herhangi bir yasal yaptırım olmaksızın kişilerin Medya Etik Kurulu'ndan ve onun vereceği kararlara yönelik bir güven beslediklerinin göstergesi olabilecek şekilde başvurabilmeleri, bu hakkı, bu kurumu bu anlamda değerlendirmeleri ve şikayeti konu olan medya kurumlarının da, kuruluşlarının da aynı duyarlılıkla buna cevap verebilmeleri. Zannediyorum bu bazen devletin yaptığı, devlet kontrolü altındaki yasalarla, zorlamalarla, mahkemelerle, daha önceki oturumlarda da ifade edildi, uzayan mahkeme süreçleri dolayısıyla gitip giden zamanın yanı sıra helak olan o yollardaki insanların ızdırapları da düşünülürse, bu boyutta bir işleyen mekanizmaya güvenin olması, başvurunun olması, bu mekanizmanın içinde kendinden şikayet edilen kurumun da bu hakkı
kullanarak ve ciddiye alarak bu şikayeti savunması otokontrolün medya gazetecilik meslek ilkesi genelinde ama medya kurumlarının daha sağlıklı çalışabilmesi anlamında bu duyarlılığın içinde olması da zannediyorum en umut verici olan kısmı. Hiçbir yasal müeyyidenin olmadığı bir ortam içerisinde de genel çerçevede hakları medya etik ihlalleri çerçevesinde bu medya etik kurulunun 63 kararı içerisinde kişilik hakları, telif hakları ihlalleri yanlı eksik haber yayınları şeklinde tasniflemek de mümkün. Kişilik hakları ihlalleri kapsamında masumiyet kalimesine saygı göstermeme, zanlı isimlerinin verilmesi, haber takibinin yapılmaması, haber sitelerince sorumluluğun içeriğin kopyalandığı portallere yüklenmesi, biz kabahatli değiliz, bizim aldığımız yer kabahatli aslında, ona hesap sorun şeklindeki bir yönlendirmenin söz konusu olması. Bir de mahkeme kararları açısından da daha önceki oturumda da ifade edildi aslında. Kararlar alındıktan sonra hakkınızı arayabilirsiniz mahkemede. O süreci de göğüslemeye cesaretiniz vardır. Ama sonucunun da aynı şekilde aynı ortam içerisinde aktarılmasını doğal olarak beklersiniz. Medya bu anlamda belki o hızın getirdiği bir dezavantaj olarak da sürekliliğini, haberin devamını takip etme ve bu anlamda başta suçlanan bir kişinin beraat etmesi halinde de aynı duyarlılığı gösterir, yayınlaması beklenilir. Bir diğeri eksik yanlı haber kapsamında da özellikle internet haberciliğinde yaşanan sıkıntılar çerçevesinde dediğim gibi çok fazla yaptırım yok ama medya etik kurulu üzerinden bu konuda gelen şikayetleri de ciddiye alıp haber portallerine bunları yansıtma durumu söz konusu. Bir anlamda bilişim yasasının olmayışının önünü kapatmak veya sorununu gidermek anlamında ifade edilebilir. Daha önce de ifade ettiğim gibi biraz önce bu anlamda gazetecilik mesleğinin itibarı açısından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde medya etik kurulu deklarasyonu, kapsamı ve hassasiyetini oldukça umut verici buluyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. İkinci bildiri sunumumuzun başlığı ahlaki girişimcilik. Bu tanımı ayrıca merak ederek dinleyeceğim, onu da söyleyeyim. Ahlaki girişimcilik ve şiddet, suskunluktan söz patlamasına Türkiye'de ana akım medyada eşcinsellik. Yeditepe Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Sayın Özlem Akkaya sunuyor. Tabii tabii buyurun. Doğru bir çeviri değil, Murat Kürsel'di, Kürsel'di gibi yani ismi. Öyle çevirmişler ama çeviri de onu değil. Yani saldırganlık da var aslında. Gibi, evet. Yani. Girişimcilik. Tam anlamıyla girişmek aslında. Gazete manşetleri var. Merhabalar herkese. Şimdi ben bu çalışmamda Türkiye'de 1980'lerin ikinci yarısında ana akım basında eşcinsel kategorisinin temsili ve özellikle AIDS hastalığının bir anlamda eşcinsellikle özdeşleştirilerek ahlaki bir panik yaratmada medyanın oynadığı girişimci rolü inceliyorum. Ama buradaki girişimci crusading, crusader'ın çevirisi yani burada bir saldırganlık, bir Haçlı Seferi mantığıyla medyaya yüklenen bir rolden bahsediyoruz. Böyle çevrildiği için daha öncesinde kavram bunu kullandım. Neden bu dönemi seçtim? Bunu önce kısaca anlatayım. O darbe döneminden sonra yaşanan görece liberalleşme ortamından Gürbilek şöyle tanımlar. Bitkin'de yaşadığımız bir dönem ve artık tabuların dile döküldüğü, söze döküldüğü, suskunluktan söz patlamasına geçtiğimiz bir dönem. Bu dönemde daha önce tabu sayılan pek çok konu gibi eşcinsellik de aslında medya tarafından o sessizlikten çıkarılarak söze dökülmeye başlanıyor. Ve bu günkü sunumda özellikle 1985 yılında yayınlanan gazete haberleriyle ilgili araştırmanın o kısmını anlatacağım. Neden 1985 yılını seçtim? Çünkü Rock Hudson, ünlü bir sinema oyuncusu, Hollywood'un ünlülerinden 1985 yılında AIDS'ten vefatının ardından dünya kamuoyu genelinde aslında böyle bir AIDS paniğinin ortaya çıktığı izlenimi var medyada. Aslında çalışma çok daha kapsamlı bir çalışma ama
daha yeni başladım. 2 aylık bir sürecin sonucunu burada paylaşacağım. Çünkü yapmak istediğim şey şu, 85'ten sonra yani 85-90 arasında dönemin ana akım basını yüksek tirajlı gazeteleri olarak Hürriyet, Cumhuriyet, Tercüman ve Milliyet'in ilgili haberlerini taramak, hem içerik analizi yapmak hem de eleştirel söylem analizi bağlamında eşcinselliğin AIDS'le özdeşleştirilerek temsilini bir anlamda sorgulamak ve bunu da tarihselle karşılaştırmalı perspektiften olabildiğince ortaya koymak istiyorum. Ama şu aşamaya kadar ne yaptım derseniz, dediğim gibi 1985 yılı için Milliyet ve Hürriyet'in ve Cumhuriyet'in sayılarını, haber manşetlerini tam anlamıyla taradım. Milliyet'i, Cumhuriyet'i taramak kolay, online olduğu için Hürriyet biraz zor. Tercümana da bakma şansım oldu. Son 2 ayına 85'in. Milliyet'ten toplam 398, Cumhuriyet'ten 133 haber, Hürriyet'ten 95 habere bakmış oldum. Ve içerik analizinin kategorilerini de oluşturup bir şekilde pilot içerik analizi çalışmasına başladım. Ama bu araştırma sürecinde edindiğim, yani gözlemlediğim daha çok medyada hastalığın ve eşcinselliğin temsiliyle ilgili eğilimleri burada paylaşmaya çalışacağım. Ama önce kavramsal çerçeveden biraz bahsetmek gerekiyor belki. Bu ahlaki panik kavramını ilk kullanan McLuhan. McLuhan ahlaki panik derken özellikle kitle iletişimindeki gelişmelerle birlikte ve küresel bilgi akışının anındalığının da tetiklediği medyanın yarattığı bir şüphe ve endişe çağını ifade etmek için kullanıyor. Jock Young McLuhan'dan bu kavramı ödünç alarak 1987'de şöyle bir eser yazıyor. The Drug Takers, The Social Meaning of Drug Use diye. Burada Nottingham Hill'de uyuşturucu kullananlara özellikle Jock Young'u bu çalışmayı teşvik eden şey şu. İnsanlar, toplum neden aslında görece zararsız olan bu insanlara bu kadar ciddi öfke duyuyorlar? Bu soruyla beraber çalışmasına başlıyor. Ve Howard Becker'ın ahlaki girişimcilik ya da moral crusader kavramını da kullanarak ahlaki öfke, insanların ahlaki öfkesine odaklanıyor ve temelde suçluyu medya olarak buluyor. Medyanın özellikle bu tepkinin fitilini ateşlediğini söylüyor. Bunu da şöyle açıklıyor. Diyor ki işte kapitalist toplumda haber medyasının hem ideolojik hem de ticari sahipleri medyayı toplumda ahlaki bir mutabakat, bir konsensüs var izlenimi üretmeye ve bunu sürekli her haberde yeniden üretmeye eğilimli kılar. Neden? Çünkü haber medyası böyle bir toplumsal uzlaşma, mutabakat izlenimi üreterek bir taraftan kendini de o halkın veya ahlaki çoğunluğun sözcüsü olarak konumlandırabiliyor ve konumunu da meşrulaştırabiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Atipik tırnak içinde ya da farklı olanı zırtlıkları vurgulayarak stereotiplerle bir şekilde temsil etme ve bu temsillerle beraber her seferinde o konsensüsün yeniden onaylanmış olması. Bu anlamda haber değeri olan içerik aslında kendinde o norm dışı davrananlara karşı öfkelenme hakkını gören ahlaki çoğunluğu uyaran haberler. Nedir bunlar da daha çok? Suç, sapkınlık ve sınır ihlalleri. Bunun bir diğer önemli yönü de şu, medyanın öncülük ettiği bu tarz panikler, fanteziler bir süre sonra gerçekliğe de dönüşebiliyor. Çünkü şiddet dışlanan grubu daha da çözümsüzlüğe sürüklüyor ve bir dışlanma sarmalını beraberinde getiriyor. Bununla beraber şimdi AIDS'le ilgili çalışmalardan biraz bahsedersek, yani AIDS'in basında medyada temsiliyle ilgili geniş bir literatür mevcut. Bunlardan bir tanesini örnek vereceğim burada. Weeks'in çalışması AIDS Social Representation Social Practice adlı bir çalışma. 1980'lere bakıyor. 1980'lerde AIDS'in toplumsal temsilinin gelişimi üzerine bir inceleme gerçekleştiriyor ve AIDS'in bu toplumsal temsilinin veya medyadaki temsilinin diyelim gelişiminde 3 temel aşama olduğunu söylüyor. Birincisi krizin ilk defa dawning of the crisis diyor. Yani ortaya çıktığı aşama. Burada hastalık daha çok 4H ile, yani heroin, eroin, işte homoseksüeller, Haitililer ilk orada doğduğu düşünülüyor ve hemofili hastalarıyla ilişkilendiriliyor. Ama bu dönemde hastalığın sadece tırnak içinde bu marjinal gruplara özgü, özellikle de eşcinsellere özgü bir hastalık olduğu daha çok basında dile getiriliyor ve çoğu zaman da hastalık aslında bir eşcinsel hastalığı, hatta yer yerde Tanrı'nın eşcinsellere laneti gibi tanımlanıyor. Şimdi haberlere baktığımda 1985 yılında Türkiye'den taradığım haberlere baktığımda bu dört grupla hastalığın neredeyse her haberde özdeşleştirildiğini söyleyebilirim.
Tabii bizde Haitililer Rus çok fazla değil ama uyuşturucu kullananlar, homoseksüeller ve hemofili hastalarının hastalığın görüldüğü temel gruplar olarak vurgulandığını söyleyebilirim. Ama şu da yok, yani hastalık sadece eşcinsellere ya da sadece bu gibi işte marjinal gruplara özgü bir hastalık olarak kodlanmıyor bu haberlerde. Şimdi bir iki tane örnekten bahsetmek gerekirse, mesela 27 Ocak'ta Milliyet'in magazin ekinde bir AIDS, kendini AIDS uzmanı olarak adlandıran bir doktorla bir söyleşi yapılıyor. Söyleşinin alt başlıklarından biri eşcinseller yapıyor. Rock Hudson AIDS hastası olduğu ortaya çıktıktan sonra 31 Temmuz günü yine Rock Hudson'la ilgili bir haber yapılıyor. İşte elinde sigarayla uzaklara dalmış bir şekilde düşünceli bir portresi var. Altında şu yazıyor: eşcinselliğinin kurbanı oldu. Devamında şöyle deniyor: işte fiziğiyle kadınları büyüleyen yıldız sanatçı, kadın hayranlarından çok hemcinslerine ilgi duyuyordu. Bu ilişkiler onu ölümcül hastalığın pençesine itti. Ve bu da Rock Hudson'la ilgili Hürriyet gazetesinden bazı haber örnekleri. Bu haberlerde değinilmesi gereken bir nokta, özellikle Rock Hudson'la ilgili haberlerde değinilmesi gereken nokta şu: sürekli şey veriliyor. Rock Hudson'ın hastalıktan önceki fotoğrafı ve hastalıktan sonraki fotoğrafı, yani ikisi arasındaki farkı ve hastalığın insan bedeninde yarattığı yıkımı ortaya koymak açısından, bir anlamda da işte o tırnak içinde eşcinselliğin cezasını imgesel olarak somutlamak açısından. Ve burada tabii şey de var, yani o gençliği, genç bedeni kutsayan söylemin de etkisini görüyoruz. Başka bir haber, yine Hürriyet gazetesinde ilk AIDS ile ilgili yayınlanan haberlerden biri, onu burada paylaşmadım sanırım. 9 Mart'ta homo korkusu başlıklı bir haber, magazin sayfası, magazin haberlerinin verildiği arka kapaklı veriliyor bu haber ve şöyle deniliyor: İngiliz Hava Yolları'nın içerideki görevlinin ölümünden sonra şimdi bir de hostes AIDS komasına girdi. Olay panik yarattı. Şirket yeni alınacak personelin homoseksüel olup olmadıklarına dair yazılı beyan şartını getirdi. Şimdi bu haberlere baktığımızda, bu haberler bahsettiğim o aşamada aslında ahlaki panik aşamasını, ikinci aşama olan ahlaki panik aşamasını örneklendiriyor. Çünkü bu ikinci aşamada medyanın, popüler medyanın korkuyu yaygın bir şekilde körüklediğini görüyoruz. Çünkü şu biliniyor artık: AIDS sadece eşcinsellerde görülüyor. Herkese yayınlanır. Ve bu büyük bir dehşet olarak sunuluyor. Hürriyet gazetesinden o verdiğim homo korkusu başlıklı haber buna bir örnek olarak görülebilir. Milliyet gazetesinde mesela AIDS'le hangi sıfatlar beraber kullanılmış gibi bir analize gittim. Genelde şu sıfatlar var: İşte tüm dünyada korkulur ya, asrın hastalığı, ölümcül hastalık, kanserden de kötü hastalık, günümüzün afeti, amansız hastalık, kurtuluş yok gibi. Bu aşamada artık AIDS marjinal bir hastalık değil, bütün toplumu etkileme ihtimali olan bir salgın. Bir salgın mantığı var söylemsel strateji olarak medyanın kullandığı, hastalığın tehdit boyutu aşırı bir şekilde vurgulanarak bir anlamda bu salgını kontrol adına uygulanacak ekstrem müdahalelerde tetiklenmiş ve meşrulaştırılmış oluyor. Burada değinmem gereken bir şey de AIDS sürekli bir orta çağda yaşanan salgına, özellikle de vebaya benzetiliyor. Neden? Yani niye veba? Bunu biraz düşündüm üzerinde. Çünkü burada bence alt metni olarak bu benzetmenin şu: AIDS aslında tıbbın, dolayısıyla da insan aklının bütün o teknik ilerlemelere, gelişmelere vesairelerine rağmen çaresiz kaldığı bir durum. Bunun bir kanıtı. Ve şu söyleniyor belki de, yani AIDS'i görüyorsunuz orta çağdan bir adım ileri gidilmemiş aslında. Bu bağlamda o muhafazakarlığın hakim ruh olduğu bir dönemden bahsettiğimizi düşündüğümüzde, muhafazakarlığın da işte insan aklına güvensizliğini beraber düşündüğümüzde, bu vurgu bana biraz o dönemi anlamak açısından anlamlı geliyor. Bu ahlaki panik aşamasında bu haberi o yüzden verdim. Evet, sadece eşcinsellerde görülmediği kabul edilmekle beraber hastalığın eşcinseller suçlanmaya ve damgalanmaya başlıyor. Bu şekilde işte dünya umurlarında değil, AIDS'i unutuyorlar başlıklı haberleri sık sık görmeye başlıyoruz. Özellikle de bu damganın en yoğun görüldüğü haber, bir dakika, günahlarımızın bedelini ödüyoruz. Gibi, bunu geçeyim. Bir de AIDS ile ilgili söylenme çok mizojeni var. Yani bu karikatürü göstersem mi bilemedim ama AIDS burada tamamen işte cinselliğini kullanan bir kadın olarak temsil edilmiş. Murtaza Ergin olayı. AIDS'in tamamıyla damga olarak kodlandığı haberler. Şimdi Kasım ayı geliyor 1985'te. Bir anda
Antalya'da bir doktor, Hüseyin Sipahioğlu, profesör doktor, ben de bir tane AIDS'li hastayı teşhis ettim. Bu adam AIDS'li. Ve yani meslek etiği falan yok söz konusu falan değil. Adamın neredeyse bütün bilgilerini de medyaya deşifre ediyor. Hürriyet gazetesi bu haberi ilk veriyor. Türkiye'deki ilk AIDS hasta olarak Hürriyet haberi veriyor. Bu Hürriyet gazetesinden bazı manşetler, haberler. Şu da var. Hürriyet bu haberi verdikten sonra Milliyet onun peşi sıra gidiyor. Bu sefer adam buluyor, adamla konuşuyor. Adam sürekli aslında AIDS olmadığını kanıtlama çabası içinde ama buradaki söylemde şu var. AIDS bir anlamda eşcinsellikle özdeşleştirilmiş ve adam da bu dangadan sıyrılmaya çalışıyor ve sürekli heteronormatifteyi kucaklıyor. Yani heteroseksüel olduğunu, eşinin olduğunu, böyle bir hastalığa asla yakalanmayacağım falan söylüyor. Milliyet ona bu şansı veriyor. Millet bu anlamda biraz kurbanın tarafını tutuyormuşçasına haberler yaparken Hürriyet'te tabi direkt Murtaza Elgin'in eşcinsel olduğu direkt açıktan söylenmese bile şöyle alt haber başlıkları var işte bir evliliği için bir garip evlilik, yok iş yerine gelen garip davranış erkekleri vesaire gibi. Bir tane şunun için Beyoğlu'nun AIDS darbesi de aynen Hürriyet gazetesinden alınan bir haber. Mesela Hürriyet tedavi olmak için Almanya'ya kaçıp köyünde gönül eğlendiren Elgin adamı bu şekilde anlatıyor. Milliyet'in sayfalarındaysa bu adamcağız işte reklam peşinde koşan doktorların, basın etiğine aykırı hareket eden gazetelerin kurbanın çaresiz zavallı olarak kodlanıyor. Peki hastalığın yayılmasının tek suçlusu homoseksüeller mi gazetelerde? Hayır değil. Başka risk grupları da var ve dolayısıyla denetim altında tutulması gereken gruplar da var. Bunların başında hayat kadınları ve uyuşturucu bağımlıları geliyor. Bunun dışında şu da var. Tır şoförleri. Tır şoförleri de riskli gruplar arasında ama tır şoförlerinin herhalde genellikle heteroseksüel erkek olduğu düşünüldüğü için onlara yönelik böyle bir suçlayıcı, damgalayıcı bir dil yok. Zaten bu dönemde eşcinsellik ya da homoseksüellik dendiğinde anladığım kadarıyla aktif erkekler bu tanımın içinde değil. Çünkü Profesör Sipahioğlu Alanya'da verdiği bir konferansta AIDS konusunda halkı bilgilendireceğim diye erkekler katılıyor ve şunu söylüyor. Kısa pantolonlu turistlerle fazla sokulmayın onların yanına diyebiliyor. Ve bu haber oluyor. Son aşamadan bahsedeyim. Son aşama sınırın ihlal edildiği aşama. Yani aslında Türkiye'de de AIDS'in olduğunun ortaya çıktığı aşama ve sınırın ihlal edildiği aşamadan itibaren kriz yönetimi başlıyor. Kriz yönetimi ve devletin müdahalesi. Bu adama şunu yapıyor devlet. Polisler eşliğinde evinden alınıyor zorla, götürülüyor Haydarpaşa Numune'de bir tecrit kurşuna kapatılıyor. Haberler şunu söylüyor. Murtaza'ya devlet el koydu. Yani bir yandan da medyanın yarattığı bu ahlaki panik söylemi devletin bu yöndeki nasıl diyeyim şiddet edimlerini de meşrulaştırmış ve tetiklemiş oluyor. Ve devlet artık şunu da kabul etmeye başlıyor. Yani ilk uzun bir süre Türkiye'de AIDS olmaz, Türkiye'de AIDS yoktur. AIDS tamamen dışarıya, özellikle de batıya ait, bizim kültürümüze yabancı bir hastalıktır. Yani tehditin bir anlamda dışsallaştırılması ama AIDS'in Türkiye'de olduğunun ortaya çıkmasına itibaren daha böyle bilme iradesinin ön plana çıktığı, tıbbi söylemin daha gazetelerde de hakim moda geçti. Bir yeni bir hikaye görmeye başlıyoruz gazetelerde. Diyerek burada madem 2 dakika var keseyim. Merak edenler olursa diğer ayrıntılardan bahsedeceğim. Teşekkürler dinlediğiniz için. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki sunum iki yazarlı ve yardımcı doçent doktor Tuba Kalçık, Medipol Üniversitesi ve sanıyorum sunuşu siz yapıyorsunuz. Doktor Ümmü Altan Bayraktar, Girne Amerikan Üniversitesi. Başlık yeni medya ortamında siyasal nefret söylemi reddediyoruz platform örneği.
Ve Tuğba hocamla birlikte ortak bir çalışmamız var. Yeni medya ortamında siyasal nefret söylemi reddediyoruz platformu Facebook örneği. Özellikle bu konuyu seçme amacımızda Kıbrıs'la ilgili bir konu olması ve daha önce hiç üzerinde çalışılmış bir konu değil şu ana kadar. Zaten çok geçmişi de yok. 2014 yılında gündeme gelen bir platform bu. Sosyal medya üzerinden. Bununla ilgili bir araştırmamız var. Evet, zaten daha önceki oturumlarda da hocalarımızın değindiği nefret söyleminin en çok üretildiği ve dolaşıma sokulduğu mecralardan birinin yeni medya olduğunu biliyoruz. Yeni medyanın tabii ki geleneksel medyadan farklı özellikleri var ve bu özellikleri de nefret söyleminin yaygın ve denetimsiz bir şekilde üretilmesine, kanıt sanmasına ve dolaşıma sokulmasına, bu anlamda yeniden üretilmesine meydan verdiği ya da alan oluşturduğunu biliyoruz. Biz işte bu çalışmada dünyada en çok kullanılan toplumsal paylaşım ağlarından olan Facebook'ta üretilen ve paylaşılan nefret söylemini reddediyoruz platformu örneği üzerinden çalışmaya, ele almaya çalıştık. Bu çerçevede şiddetin, yani ana teması, sempozyumun ana teması medya ve şiddet. Bu çerçevede de şiddete kısaca değinecek olursak, aslında çoğunlukla gündelik kullanımda şiddetin daha çok fiziki zor kullanımı akla gelir. Ama bu dar kullanımda şiddetin aslında tanımıdır ya da tanımlanma çabasıdır. Dolayısıyla da şiddetin aslında dolaysız, dolaylı ya da kültürel dediğimiz nefret söylemi kurmak ya da kullanmak, yabancı düşmanlığı yapmak, kültürel üstünlük ya da aşağılamalarda bulunmak gibi ikinci bir kategorisi var. Yine üçüncü bir kategori olarak da yapısal ya da kurumlaşmış, yani soykırım ve sömürgeciliği içine alabileceğimiz şiddet biçimleri var. Bu çerçevede hareketle biz nefret söyleminin ikinci kategorisinde yer alan şiddet üzerinden tanımını, yani nefret söylemi üzerinden bir örnek çalışma ele almaya çalıştık. Şimdi nefret söyleminin özellikle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 30 Ekim 1997 yılında yapılan bir tanım var. Bu tanıma bir bakacak olursak, ırkçı, nefret, yabancı düşmanlığı, antisemitizm veya hoşgörüsüzlük ifade eden saldırgan milliyetçilikte dair olmak üzere hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren her türlü ifade biçimidir tanımıyla karşılaşırız. Aynı şekilde Tarla McGonagall'ın çok kafamızda somutlaştıracak belki nefret söylemini daha iyi bir noktada hani anlamamıza yardımcı olacak bir tanımı var ki, bu da nefret söylemi geniş bir spektruma yayılan olumsuz bir söylemdir. Bu söylem esnektir çünkü nefretten yola çıkarak nefreti teşvik etmeye varabilen, suistimale, aşağılamaya, hakarete, yermeye dayanan kelimeler ve sıfatlardan oluşan, öte yandan aşırı önyargılardan bağımsız olmayan bir söylemdir tanımlaması var. Şimdi nefret söyleminin yine kendi içinde belli başlıklar altında kategorilendirebildiğini biliyoruz. Ki yöneldiği kişi ve gruplar açısından baktığımız zaman nefret söyleminin yine 6 ana başlık altında incelenebildiğini biliyoruz. Ki bunların ilki siyasal nefret söylemi. Ki siyasal nefret söylemi de aslında bizim çalışmamızda hani baz aldığımız nefret söylemi kategorilerinden biri. Yine kadınlara yönelik nefret söylemi, yabancılara ve göçmenlere yönelik nefret söylemi, cinsel kimlik temelli nefret söylemi ki diğer hocalarımızın da konuları biraz önce dinlediğimiz hocamızın, yine inanç ve mezhep temelli nefret söylemi, engellilere ve çeşitli hastalıklara yönelik nefret söylemi olmak üzere çeşitli kategoriler var. Dediğim gibi biz çalışmamızda siyasal nefret söylemi üzerinden yola çıktık ama tabii çalışmanın sonuçlarını değerlendirdiğimiz zaman farklı noktalara vardık, reddediyoruz platformu
örneği üzerinden. Şimdi bu çerçeveden bakarsak siyasal nefret söylemi nedir, nasıl tanımlarız? Siyasal nefret söylemi de çoğunlukla siyasi isimleri altında şekillenen siyasi görüşlere ve söz konusu görüşleri paylaşan, bu görüşlere sempati duyan kişilere yönelik nefret söylemine işaret eden nefret söylemi kategorilerinden. Siyasal bir düşünceyi ve bu düşüncenin takipçilerini hedef alan nefret söylemidir. Bazen bir ideolojinin tamamını, bazen yalnızca bir veya birkaç siyasi partiyi, bazen ise çok daha küçük grupları hedef alabilmektedir diye tanımlayabiliyoruz. Biz Facebook örneği üzerinden, reddediyoruz platformu Facebook örneği üzerinden siyasal nefret söylemini aslında tespit etmeye çalıştık. Ama ondan evvel bir yeni medyanın aslında yeni medya başlığı altında neler gündeme geliyor? Kısaca bir değineyim. Bilgisayarlar, cep telefonları, oyun konsolları, iPod, avuç içi veri bankası kayıtçıları ve iletişimcileri gibi tüm dijital teknolojileri biz yeni medya başlığı altında ele alabiliyoruz. Aynı şekilde yeni medya başlığı altında ele aldığımız internet ortamının ki geleneksel medyadan dediğimiz gibi farklı özellikleri olan işte etkileşimsellik, multimedya biçimselliği, hipermetinselliği temelli yapısı ile dijital kodlama sistemi çok sayıda informasyonun toplanması, saklanması gerektiğinde dolaşıma sokulmasına olanak sağlayan özelliklerine de değinmekte fayda var. Çünkü bu özellikleri gereği ya da bu özellikleri dolayısıyla bugün nefret söyleminin en çok ve en hızlı bir biçimde yayılan mecralardan biri olduğundan bahsedebiliyoruz. Bu özelliklerinin de desteklediği ölçüde. Yeni medya özellikle internet, dolayımlı iletişim, ademi merkezidir ve çok sayıda kişi arasındaki iletişimi olanaklı kılar. Her biri kendi görüşünü birçok kişiye eş anlı olarak iletebilir. Kişi kendine gelen bilgileri başkasıyla paylaşabilir, depolayabilir, bir süre sonra yeniden dolaşıma sokabilir. İşte internetin bu yapısı özellikle 90'lı yıllarla birlikte onun yeni toplumsal hareketler tarafından etkin bir şekilde de kullanılmasına yol açmıştır. Facebook ortamı da toplumsal pek çok örgütlenme tarafından kullanılmakta da birçok örneği de biliyoruz. İşte Facebook ortamındaki nefret söylemine bakarsak aslında milliyetçilik üzerine de biraz vurgu yapmak önemli. Milliyetçilik konusuyla ilgili kısmına toplumsal paylaşım ağları üzerinden üretilen nefret söylemi kısa sürede kitlesel bir dolaşıma girer ve dili, düşünceyi ve toplumu ideolojik temelde ayrıştırıcı bir noktaya sürükler. Ayrışmalarla birlikte bu ortamlar üzerinden oluşturulan gruplar ve kamplaşma milliyetçilik noktasında önemli bir yer tutar ve zamanla her türlü ayrımcı, dışlayıcı, söylemsel pratik kanıksanarak toplumdaki bilinç yapısında değişmesiyle ötekileştirmeler gündeme gelir. Böylelikle söylemsel ve eylemsel düzeyde bir nefret duygusu yaratılarak bireysel ve toplu olarak ötekilere karşı ayrımcı tutum ve eylemlerin harekete geçmesine meşru zemin hazırlanmış olur. Şimdi ben araştırmanın yani özgün tarafına daha reddediyoruz platformu Facebook örneği üzerinden bu alan çalışmasında alan araştırması reddediyoruz platformu Facebook ortamının bir metin olarak ele alınması ve eleştirel söylem analiziyle okunması yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla da biz bir aylık süre boyunca 2016 Haziran-Temmuz ayları arasındaki bir aylık süre içerisinde Facebook ortamında yer alan ve nefret söylemi içeren üreten grup sayfası, Facebook yüzeyinde yer alan ve grubun kendisini tanımladığı açıklama bölümü, grubu simgesel olarak temsil eden görselin yer aldığı profil bölümü ve grup üyelerinin duygu, düşünce, video, fotoğraf ve benzeri şeyleri paylaşıp bunlar üzerine yorum yazılabilen duvar bölümünü bir ay süreyle bir metin olarak ele alıp eleştirel söylem analizi okumasını gerçekleştirmeye çalıştık. Reddediyoruz platformu Facebook sayfasında dolaşıma sokulan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı siyasal nefret söyleminin hangi söylemsel pratiklerle üretildiğini incelemeye çalıştık. Şimdi reddediyoruz platformu kimdir? Kimlerden oluşur? Amacı nedir? Kısaca
hani konuyu daha da iyi anlayabilmek, netleştirebilmek adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Mart 2014 tarihinde Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat Parti koalisyon hükümeti döneminde imzalanan ve toplumun belli bir kesiminin tepkisi ve karşı çıkışları sonucu yürürlüğe giremeyen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Dışı Koordinasyon Ofisi'nin kurulmasına ve faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın 20 Haziran 2014 tarihinde Cumhuriyeti Türk Partisi, Demokrat Parti Hükümeti'nin Bakanlar Kurulu'nda onaylanması ile içerisinde 70'i aşkın dernek ve örgütün yer aldığı, yine aynı şekilde siyasal partilerin yer aldığı ve bu anlaşmayı Kıbrıslı Türklerin asimilasyonuna yönelik atılan bir adım olarak gören ve söz konusu anlaşmanın meclise gönderilmesine engel olmak üzere harekete geçen anlaşmanın reddine yönelik olarak oluşturulan bir platform olarak tanımlayabiliyoruz. Şimdi son dönemde 2016-2014 yılından sonra yine Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti hükümeti dönemiyle birlikte yeniden gündeme geliyor. Yurtdışı Koordinasyon Ofisi'nin kabulü, bu anlaşmanın kabulü 2016 yılı Haziran ayında bu hükümet dönemiyle anlaşma yeniden gündeme gelmiş. Anlaşmanın kabulünün tartışıldığı süreçte biz Facebook sayfasını bir aylık süre boyunca inceledik. Değerlendirme ve sonuç kısmında şu noktaları tespit ettik. Buraya ben yani makalede tabii daha geniş yer verdik o eklere. Duvar bölümündeki o yorum kısmında yer alan özellikle önemli kısımlar var. Ama burada kısaca tabii ekledim en sonuna sunumun. Reddediyoruz platformu Facebook örneğinde. Biz Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı oluşan nefret söyleminin sonuçta Kıbrıslılık söylemi üzerinden şekillendiğini ve buna eklemlendiğini gördük. Duvarındaki yorumlardan, paylaşımlardan bu sonuca varabildik temel olarak. Ve bu bize neyi hatırlattı aslında? Bu 2000'li yılların başında daha anlam planı referandumu döneminden önceki dönem için söylüyorum. Sol Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ta bu sol muhalif hareketin anlam planı öncesindeki süreçtekine benzer olarak 2000'li yılların başında Türkiye'ye başkaldırısında politik partiler, sendikalar, yine gençlik oluşumları, dernekler gibi sivil toplum örgütlerinden oluşan Bu Memleket Bizim Platformu adı altında organize olan Kıbrıslı Türk Sivil Toplum Hareketi'ne benzer bir oluşum olarak karşımıza çıkan ve sivil toplum örgütü ve siyasal partilerin oluşturduğu Reddediyoruz platformu bu sıfatla Yurtdışı Koordinasyon Ofisi'nin açılmasına yönelik kitlesel eylemlerde ve tabii ki bu eylemlerde gelişen söylemde bulunduğunu gördük. Kıbrıslı Türk gençliğinin Kıbrıslılık üzerinden kurgulanan kimlik algısı üzerinden şekillenen söylemleri Reddediyoruz platformu duvarı bir aylık süre boyunca incelediği dönem için kimlik algısı bu şekillenen söylemlerini kendilerini Türkiye'de yaşayan insanlardan ve Ankara'da üretilen politikalardan ayrıştıran farklı ve kendine özgü bir kimliğiyle nitelendirdiğini görüyoruz. Aynı şekilde ekonomik ve politik bağımlılığın yanı sıra sosyal ve kültürel olarak da Kıbrıslılık kimliği unsurlarına saldırılar yapılmasını eleştiren yönde söylemler üretirken ifadesi ve iradesi elinden aşama aşama alınan bir toplum bir kez daha kimliğini kaybetme noktasından hareketle anlam planı sürecindekine benzer bir biçimde Türkiye'de hakim olan kimlikten kendini ayırt edici Kıbrıslılık kimliğine sıkıca sarılan görüntüler sergilemiştir. Bu başkaldırının incelenen dönem içinde kitlesel eylemler sırasında açılan pankartlarda da somutlandığı görülmektedir. Ben burada biz çalışmada bazı görsellere de yer verdik bu çerçevede. Bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezuniyet töreninden alınan yine pankart açılan Lefkoşa değil Lefkoşa, Magusa değil Mausa, koordinasyon ofisi değil tam bağımsız Kıbrıs. Yani şunu görüyoruz ki aslında AK Parti ya da işte Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik ya da
işbirlikçi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tanımladıkları Ulusal Birlik Partisi ya da Demokrat Parti hükümetlerine yönelik bir siyasal nefret söylemi söz konusuyken aslında hani ilk bakışta bunu görebiliyorken biz bunun Kıbrıslılık temelli yine o kimlik kargaşası üzerinden şekillendiğini görüyoruz. Hocam, biraz. Tabii ki. Bunun yanında yine işte git ustana söyle bu beslemeler böyle kültürüme dokunma, padişahın ofisini reddederek gibi ya da ama ne ofisi be amma gençliğimizi, geleceğimizi, ülkemizi teslim etmiyoruz gibi topumuzda, testimizde, müziğimizde koordinasyon ofisini reddediyoruz. Hadi sen de gel gibi. Ve onun yanında Kıbrıs Gelini, Kıbrıs Gençliği isimli bir besteleri var. Bunu da oradan okuyabiliyoruz herhalde. Aynı şekilde ev sat, araba sat, gençliği satma gibi bir takım pankartlarda somut örneklerini görebiliyoruz. Hızlıca geçiyorum hocam bunları da. Görseller toparlıyorum, evet. Yani ben bu Facebook duvar örneklerinden bazı yazılara yer verdim. Şöyle ki öncelikle siyasal nefret söylemi, yani sadece bir partiye, iki partiye yönelik bir nefret söyleminde işte şeriata doğru emin adımlarla lanet olsun bunu imzalayan ve pis yobazlara, demek sporcularımız şeriat olimpiyatlarında yarışacak gibi ya da ofisin başına Türkiye'den Semahattin Öztürk gelecek, kendisi çocuklar zil çalınca okula, ezan okununca camiye mantığında bir kimsedir gibi paylaşımlarla siyasal nefret söylemini gündeme getiren, aynı şekilde videolarında faşist AKP, işbirlikçi UBP işte gibi sloganlarla başlayan fakat Kıbrıslı Türk milliyetçiliğine dönüşen ve bunun üzerinden Türkiye vatandaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ötekileştirildiği, işte hadi gelin işgalcinin bize kurduğu esir kampını reddedelim gibi yorumlarla bunu tespit ettik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, son bildiri sunum başlığımız sosyal medyada şiddetin yeniden üretimi gelecek kaygısı. Kocaeli Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Sayın Tumay Mercan sunuyor. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli katılımcılar, sizleri saygıyla selamlıyorum. Şimdi Sayın Başkan 15 dakika değil 10 dakika olsun istiyor. Aslında zaman daha iyi kullanabilmek için. Ben de bazı slaytları yalan yok doğru Allah. Gideceğim. Evet, şiddet hiçbirimizin istemediği ama belki farkında olmadan zaman zaman ortak olduğu da bir konu. Şiddetin mazlumu var mıdır? Bunu ayrıca tartışmak lazım. Tanımlarımıza geçiyorum. Dünyada ve Türkiye'de sosyal medyayı kullananların sayısı malum, biliniyor. Ve bu daha da artacak ve gelecek jenerasyonları düşündüğümüzde özellikle 10-15 yıl içinde, yani bugün 0 yaşında olan çocuklar 15 yaşına geldiklerinde çok daha fazla sosyal medya kullanıyor olacaklar ve bugünkülerde eklendiğinde bu rakamlar tabii birileri tarafından da düşünülüyor. Ve bunlar üzerine belki olumlu ya da olumsuz bir takım politikalar da üretiliyor olabilir. Gelelim 15 Temmuz'a. 15 Temmuz malum bir darbe girişimi. Önce ne olduğunu anlayamadığımız ama daha sonra farkına vardığımız ve özellikle ilk saatlerde sosyal medya üzerinden ne olduğu anlaşılmayan bir takım paylaşımların yapıldığı ki ben bu gece sosyal medya üzerinden sürekli bunu izleme imkanı buldum daha sonraki zamanlarda da. Bunun tabii ki darbe konusunda sosyal medyanın kullanılmasının birkaç tane boyutu var. Bir, darbe öncesi sosyal medyada malum bir hesap vardı ve bu hesabın üzerinden bir takım açıklamalar yapılıyordu. Sosyal medya bir bu açıdan kullanıldı. Fuat Avni hesabı. Daha sonra darbe gecesi, darbe yapanlar
WhatsApp'ı kullandılar ki tabii ki daha öncesinde de bazı özel yazılımlar kullanmışlar. Bunları sonradan biliyoruz. Bunlar kullanıldı. Yaygın olarak iletişim ağı ve daha sonra tabii bunlar sosyal medyaya yansıdı. Bunun dışında bir de darbe gecesi bilinmezlerle birlikte insanların birbirlerine sürekli ne oluyor biliyor musunuz? İşte bak şurada şu varmış, burada bu varmış şeklinde birbirine soru sorduğu, yorumlar yaptığı ve daha sonra doğru yanlış bir takım görüntüleri paylaştığı bir dönem ve bir sosyal medya durumu oldu. Şimdi birçok kişi mutlaka o dönemi incelemiştir aramızda bulunan birçok kişi. Çok da detaya girmek istemeyeceğim zamanda iyi kullanmak için ama milyonlarca tweet atıldı biliyorsunuz. Demin slaytlarda arasam geçti. Milyonlarca tweet atıldı bir. Bunların içinde doğru olmayanlar da vardı. Bir önceki oturumda hocamız bir soru sormuştu. Ben ona demiştim ki insanların biraz bilinçli olmaları lazım bu konuda. Hani ne kadar doğrudur, bunu nasıl ayırabiliriz diye. Ve darbe girişiminde belli saatler arasında sosyal medyada bir yavaşlama oldu. Burada devletten gelen herhangi bir şey yok ama Twitter'da bir yavaşlama oldu. Ve Facebook'ta en yaygın olan onlar biliyorsunuz. Bu yavaşlama aslında haberlerin de negatif bir şekilde üretilmesini de azalttı diye yorumlar yapıldı. O gün 50.5 milyon Türkçe paylaşım yapılmış. Bunun tabii yurt dışı paylaşımları da var. Sosyal medyadaki en önemli kırılma noktalarından biri Cumhurbaşkanımızın telefon ile ve işte televizyonda bildiğiniz insanları sokağa çağırma konusu. Şimdi şiddetin üretilmesi, Boğaziçi Köprüsü'nde hareketliliğin sosyal medyayla yayılması, darbe söyleminin yayılması, korku, panik, bilinmezlik. Aslında sosyal medya korku, panik ve bilinmezliği de artırıyor. Ha diyeceksiniz ki bu böyle mi olur hep? Hayır, aslında böyle olması da şart değil. Bu tamamen tersi bir durumda olabilir. Fakat biliyorsunuz ki insanlar şiddete meyilli, en masum olanınız bile biraz şiddeti uygulamıştır ya da görmüştür. Ya da onun üzerinde uygulanmıştır. Bir, yani insan biraz da şiddet fıtratıyla doğuyor diye düşünüyorum. İkincisi, insanlar şiddeti yayma konusunda bilerek ya da bilmeden biraz birbirlerini tetikliyorlar ve bunu önemli bir konu olarak görüyorlar. Yani işte haber aldım, başkalarını da bilgilendireyim anlamında. Burada görüntüler var, bunları hızla geçeceğim çünkü bu görüntüler beni de görmekten hoşlanmadı ve daha sonra hep bunlar yalanlandı diyorsunuz. Bunlar bunların doğru olmadığı ortaya çıktı daha doğrusu. Ama bu görüntüler üzerinden haberler yazıldı. Yine bir önceki oturumda bir konuşmacı açıklamıştı. Biz haberleri, resimleri gördük Ankara patlamasında. Bu hani resimlere bakıp haber yapamadık vesaire demişti. Fakat sosyal medya bu haberlere, bu resimlere bakıp haber yapıyor biliyorsunuz. Bundan sürekli kontrolsüz bir şekilde sosyal medya kullanıcıları haber üretmeye başlıyorlar. Ve görüntü bambaşka bir şey oluyor. Yani bu olayı farklı bir şekilde gösterebilirsiniz. Şu tarafı gösterip, dinleyiciler ilgiyle izliyor da diyebilirsiniz, fotoğrafta bunu verebilirsiniz. Şu tarafı gösterip, koltuklar boşlu da diyebilirsiniz. Yani o anda cep telefonuyla kim hangi görüntüyü çektiyse ve sosyal medyaya verdiyse binlerce insan bununla, bunun etrafında bile tartışma yaratabiliyor. Ya da yorumlar yaratabiliyor. Bu da işin tabii ki tehlikeli tarafı. Bu Başık Kesik Akter bizim konumuzdu zaten. Başık Kesik Akter daha sonra ortaya çıktı. Ne diyeceksiniz? Bu ne kadar doğruydu, gerçek mi diyeceksiniz? Ama bugün gördüğümüz fotoğrafta bu bir gerçek, böyle bir haber yok. Sadece bunlar o gece uydurulmuş. Burada şöyle bir şey var. Bir tarafta olay var, bir tarafta da bu olayı farklı şekilde göstermek ya da istediği algı şeklinde nasıl diyelim, istediği şekilde algılatmak amacıyla bir başka grup var diye düşünüyorum ki bunlar sürekli yayın yapıyorlar ve bilinçli bir yayın yapıyorlar. Benim sosyal medyada bütün şiddet olaylarında izlediğim bu aslında. Kendi izlediğim yerlerde bilinçli bir şiddeti artırma yöntemi, insanları galeyana getirme vesaire, bunlar bilinçli olarak yapılan şeyler. Zaten sonuçlarda da yazıyoruz, hani devletin de artık bu konuda, devletlerin de bu konuda biraz daha dikkatli olması gerekir diye. Evet, burada Cumhurbaşkanımızın çağrısını söyledik.
Olay yerinden anlık sıcak sansürsüz görüntüler paylaşıldığı zaman bu tabii insanları o enteresan bir şekilde etkiliyor. Ve insanlar o anda onun doğru ya da yanlış olduğunu sorgulamıyorlar. Yani şu anda şu tarafı versek bu sempozyum boş koltukları anlatıldı diye bir başkası yorum yapabilir. Ya da işte buradan birçok şey üretebilirsiniz. Niye yapıldı vesaire vesaire gibi. Çünkü orada niyet önemli. İnsanların niyeti kötüyse sosyal medyada şiddeti üretmek an meselesi aslında. Ve belki birçok insan farkında olmadan bu şiddeti de artırıyor ya da ortak alıyor. Şunları geçeyim biraz hızlı bir şekilde. Dünya bizi izliyor, paylaşımların ülkeye etkisi ve gelecek kaygısı. Evet, dünya bizi izliyor. Türkiye'yi de izliyor, Kıbrıs'ı da izliyor. Bugün dünya birbirini izliyor aslında ve ülkeleri bu anlamda biraz daha dikkatli, vatandaşları bu anlamda biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülke varsa itibarınız var. Bir önceki konuşmacımız itibardan bahsetmişti. Gerçekten ülke varsa itibarınız var. Birey olarak itibarlı olmanız çok fazla bir şey önemli olmuyor. Sonuçta herkesin sorumluluk içinde benim yaptığım paylaşım acaba nerelere domino etkisi yapar düşüncesiyle paylaşımları yapması gerektiğini düşünüyorum. Belli bir işte bakış açısı şudur budur, tamam herkesin bakış açısı farklıdır ama bütün olarak ülke vardır. Bu tabii her ülke vatandaşı için geçerli. Ve artık bu duruma geldik. Bu karikatürü de özellikle koymak istedim. Eğer şiddet bizden uzaktaysa biz çok rahat oluyoruz. İşte Mısır patlağını seyrederek dünyadaki şiddeti izliyor. İşte şu an mesela Ortadoğu'daki savaş gibi birçok insan bunu uzaktan izliyor ama gerçeği görmüyor. Ya da göç hikayelerini televizyondan izliyorsanız bunun gerçeğini görmüyor olabilirsiniz. Ve benim yaşadığım bölgede bu göç hikayelerini canlı olarak görmek mümkün ve gerçekten çok üzücü manzaralar var. Sonuç olarak sosyal medyadaki kitleleri olumsuz konulara hızlı bir şekilde inandırıyor. Asılsız görsellerle desteklenen şiddet daha büyük sarmallar yaratabiliyor. Yazılımlardaki gelişimler ve internet teknolojileri devlet tarafından yakından izlenmeli ve güvenliğe yönelik önlemler alınmalı. Elektronik haberleşme boyutu son derece önemsenmesi ve dediğim gibi bundan sonraki jenerasyon için özellikle son derece kaygı verici. Neden? Çünkü insanlar sosyal medya kullandıkça çok yalnızlaşıyorlar. Yalnızlaştık ve bir şeylere inanmaları çok daha kolay oluyor. Yalnız insanı bir yerlere çekmeniz, çevirmeniz çok daha kolay olur. Bu ülkelerin geleceği açısından da sıkıntılı bir durum yaratacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada insanlar çok sanal olarak bir şeyler üretebiliyorlar. Ben aynı şeyi mesela 15 Temmuz gecesi yaşamıştım. Evdeyim, yalnızım, sosyal medyayı izliyorum. Şimdi bir bakıyorsunuz. Ortam çok kötü gibi, ne oluyor falan panik ve kendi kendinize panik yaratabilirsiniz. Ama ne zaman ki işte insanlar sokağa çıkmaya başladı, ha işte o yalnızlık gidiyor, insanlar sokakta birbirinden güç alıyor, birbirinin sinerjisi falan, o yalnızlık yıkılıyor. Önümüzdeki yıllarda eğer insanlar daha fazla sosyal medya ile haşır neşir olurlar ise eğer, bu yalnızlık duygusu istediği yere çevirebilme ve daha çok panik olma, korkma durumu daha yaygın olacaktır. Ne zaman ki insanlar yüz yüze iletişimi daha fazla artıracaklar ve sosyal medyayı biraz daha kontrollü ve iyi bir işler için kullanacaklar, işte o zaman sosyal medya gerçek işlerine kavuşmuş olacaktır diye düşünüyorum. 15 Temmuz girişimi halkın sağ duyusuyla önlenmiş saralar, camilerden yapılan saralar, sosyal medya, bir anlamda da sosyal saraylar şiddet, sosyal medyadaki şiddeti de azaltan bir durum oldu. Çünkü insanlar beklemedikleri bir durumla karşılaştılar. Bir tarafta baktılar, saraylar var, farklı bir durum var yani. Ve ondan sonra sosyal medyadaki söylemler, bir şeyler değişmeye başladı. Bunlar tabii çok böyle içinde yaşadığımız, ne kadarını aktarabilirim bilemiyorum. Ama önümüzdeki dönemlerde de sosyal medya kullanıcılarının ruh halleri, sokağa bakış açıları, insanlara ve ülkeye bakış açıları incelenmeli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şiddetsiz, sağlıklı iletişim olan verimli zamanlar ve hayat yönetimi diliyorum efendim. Çok teşekkürler. Evet, sorulara geçelim isterseniz. Sorusu olan. Herkes çok yorulmuş, öyle anlıyorum. Yeter artık, bitsin. Ya da çok yanlış. Ya da bu, evet, bu
illustration çok iyiydi. Yalnız ben yani dinledikçe sizin aslında söylediğiniz yere geliyorum. Madem kimse şey yapmıyor, soru sormuyor. Kalan süreyi ben kullanayım da siz de soru sormadığınıza pişman olun orada gibi oturun burada. Neyse arada aklınıza soru gelir belki. Yani sahiden bir yasak meselesi geliyor bu sefer. Yani sosyal medyada ya da herhangi başka bir mecrada bütün bunlar denetlenecekse kim denetleyecek? O denetleyicinin saf, iyi ve hani ne diyelim doğru bilir halinden kim nasıl emin olacak? Niye emin olacak? Ayrıca zaten hani herkes düşündüğü gibi aslında kendini ifade etme özgürlüğüne sahip de olacaksa niye başka birine devretsin, başka bir otoriteye devretsin böyle bir denetleme yetkisini? Gibi sorular çıkıyor işin açığı. Ama sabahtan beri dinlediklerimden de hep gelen şey var. Eğitim şart gibi yani Cem Yılmaz'ın şeyi gibi oluyor hani ne yapsak yani toplum eğitmek lazım olmazsa olmuyor. Hani ben sabahtan beri bu sonuca varmış oldum. Eğitim şart. Bakalım yarınkilerde nasıl olacak ama soru geliyorsa aklınıza yani sahiden bu mevzuda benim yalnız en çok takıldığım şey bu yasak meselesi, denetleme meselesi geliyor hep ister istemez. Şiddet dedikçe medya şiddet konusunda neler de yapıyor aman aman diyoruz ama iyi de orada şimdi onun önüne geçecek mekanizmalar diye konuşmaya başladığımızda da başka bir çapanoğlu çıkıyor sanki giriyor devreye. O da belki yarın konuşulur. Ya da belki başka bir sempozyumunda konusu olur ya da tartışırız arada. Buyurun, buyurun. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Önce bireylerin birbirini, kendisini kontrol etmesi lazım. Yani bireysel olarak hangi toplumdaysanız önemli değil. Bireysel olarak insanların belli değerleri var dünya üzerinde. İşte iyilik, doğruluk, kimseye zarar vermemek falan falan. İnsanların önce bu değerleri kendi içinde bir sorgulaması gerekiyor. Ben ne kadar topluma faydalı oluyorum, ben ne kadar topluma zararlı oluyorum, ben ne kadar bir başkasını kötü bir şeylere sürüklüyorum. Bunu ben beğenmemiş olabilirim, tamam mı? Benim fikrimdir. İlla birilerini etkilemek zorunda mıyım bu konuda? Ya da bunu işte çok beğendim, illa birilerini etkilemek zorunda mıyım? Bir de sosyal medyadaki söylemlerin daha düzeyli olmasında fayda var. Geçen hafta bir vaka yaşandı biliyorsunuz. Bir televizyonda bir hanım sunucu, bu Kürk Bantalı Madonna hikayesi diyeyim. Sosyal medyada inanılmaz işte kötü kelimeler, aklırın küfürler vesaire. Şimdi insanlar kendilerini kontrol edemiyorlar sosyal medyada. Önce bu kontrolün gelmesi lazım. Bu eğitim de değil aslında. Kendi öz değerlerimizle ilgili. Biraz kendimize ya ben ne yapıyorum, ben ne kadar iyi bir vatandaşım deyip biraz kendini sorgulaması lazım ve herkesin birbirini iyi yönde etkilemesi lazım aslında. Hocam ya vallahi evet. Düğünde halay başı kim olacak diye kavga eden insanlardan bahsediyoruz. Evet, yani hani onların medyada üreteceği de farklı bir şey olmuyor mu acaba evet. Diye. Ya da ne bileyim ben başka bir şey var. Bir alanda böyle bir arabaya binmişler. Dört tane adam dönüyorlar. Ellerinde de silah havaya ateş açıyorlar. Hani etrafta da başka bir takım insanlar onları seyrediyor. Şimdi bu halin sosyal medyadaki yansıması da demin de medya zaten bunun içinde bunun bir parçası olarak çalışıyor. Toplum neyse odur hali medyanın da yani apayrı bir şey de değilse i̇şte onun için herkesin bir kontrol etmesi lazım. Işte. Ya da yakınındaki bir dakika demesi lazım aslında. Bir dakika ne yapıyorsun? Çünkü egolar gerçekten tavan yapıyor. Beğenisi çok olan paylaşım çok olan
ama yarış, pardon, yani yarış rekabet gene toplumun önemli bir özelliği oldu. Yani her şey için bir rekabet yaşanıyor artık. Evet. Yani sosyal medyada da yine hangimiz daha çok beğenildik mi olur onunla da. En önce hangimiz yakaladık olayı mı olur onunla da. Ama hani onun bir çeşit gene herhalde yansıması. O da veriyor aslında. Kapatırsınız. Seyretmek zorunda değil kimse. Satın almazsınız. Yani size o şansı sunmuş bir kere. Konuşma şansı veriyor. Yani istediğiniz şeyleri görmek, istediğiniz şeyleri reddetmek. Sosyal medyada da çıkabiliriz. Fıtrata bağlarsak da ya da hani Gamze'nin de içimizde var, oradan da çıkış çok zor. Sosyal medya bu kadar ilginç. Bugün bu kadar bütün herkesin konuşmasını sağlayan temel özellik zaten ruhu. Dolayısıyla ben çok demek ki o zaman katılıyorum. Biz sosyal medyanın ruhunu emreder. O zaman onu ruhsuzlaştırırız. O hakkı bize vermiş bir kere. Mark Bey, kendisine teşekkür ederiz. Mark Zuckerberg'e reddet şansımız var. Hayatımızdan çıkarmak falan. Yani hayır, öyle bir şey maalesef olmuyor yani. Hani gerçekten hayatımız sosyal medya olduğu için. İşte o demek oldu gerçekten. Hayatımızdan çıkarıyoruz onu. Belki de düşünürüz daha önce bir şey söyleyecektim. Hayatımızdan çıkarsak ne olur diye. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Çok büyük bir şey. Vallahi bir şey olmuyor. Ben 3 aydır hiç Facebook'a girmedim. Hiçbir şey olmuyor. Yani hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Yok, hiçbir şey yok. Gayet normal. Siz bir şey söyleyecektiniz. Belki mesela seçimler falan bunların üstünden geliştirilecek şeyler. Ki ilk çıkışı aslında öyle bir fikire de dayanılı aslında. Evet, mesela bir yerde bir baraj yapılacaksa bununla ilgili 30 bin kişi yaşıyorsa bir yerde hepsi birden karar verebilecek ki bugün bile dünyada çok iyi örnekleri var sosyal medyadan yapılan şeylerin. Bir tane mesela kumsal birine aitmiş, herkes $1 vermiş, satın alınmış, halka açılmış mesela. Yani bu da sosyal medya üstünden olan bir şey ve yani bunun dışında çok farklı olan şeyler de var. Yani çok yeni olduğu için, yani tabii ki negatif yönlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Hatta Black Mirror diye bir dizi var. Hani işte sosyal medya diyor genel olarak. Teknoloji bir ilaçsa ki iyi bir ilaca benziyor diyor. Bunun yan etkilerini tam biliyor muyuz diye. Yani onun üstünden yapılmış bir dizi. Ama ben sosyal medyanın günlük hayatta, yani daha önce, 100 yıl önce olan hiçbir farklı duygu yansıttığını düşünmüyorum. Yani eskiden olan duyguları sadece daha görünür kılan bir mecra oluyor. Yoksa biz yine like'lıyorduk birilerini ama butona basarak like'lamıyorduk. Günlük hayatta gördüğümüz şekliyle like'lıyorduk. Yoksa yani sosyal medya insanlara var olmayan bir şeyi bence yapamaz. Yani bu insanlığın doğasına... Sosyal medyayı kapatın. Onunla bağlayın. O aynı özgürlüğe dayanabilecek transal medyayı kuracak bu insan. Yani daha o özgürlüğü yakalayabilecek başka bir segment atlayacak. Bir kere yaşadı çünkü. Deneyimledi değil mi? Onu daha vazgeçmek de zor. Ne söyleyeyim hocam? Başka da söz olacak olan yoksa bağlayın isterseniz. Bağlayın. Eskiden sosyal medya servis saati geldi hatta. Evet, unuttum. Eskiden antik Yunan'da insanlar öldükten sonra mezar taşlarına bir şeyler yazma, bir hatıra bırakma
olmuyor. Otokontrol mü bilmiyorum ama hani bir kontrolsüz halilik hali varsa da o medya ile açıklanabilir sadece bir şey yani değil herhalde. Yani o dönemin medyası mezar taşıysa hocam, sosyal medyası yine bir mesaj gelmiş. İnsanlar çok iyi değil. Ben de mesela çok beğendim sunumu. Evet, yalnız konuşamadık o size, doğru. Çok beğendim ama mesela hani bugün sabah bilim kurucu açısı konuşmasını yapmıştık. Çok güzel Tufan konuşmaydı hocam, bence. Müthiş bir şey, orada şey diyor, kelimelerle insanlar idamla gidiyor diye. Ben de hani Derrida'dan hareketle kelimelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela medya diyoruz ya, aslında yani sanki medya dediğimiz zaman canlı olmayan bir şeyden bahsediyormuşuz gibi. Ama aslında medyadaki insanlar desek ya da medyayı oluşturan, şekillendiren insanlar desek yani çok önemsiz gibi gözüküyor ama gerçekten medya dediğimiz zaman cansız bir şeymiş gibi. En azından benim için öyle. İşte o soyut kavramların öyle bir iyiliği ve kötülüğü var. Yani anlamak için soyutlaştırıyoruz. Ekonomi gibi, siyaset gibi, öyle derim ben hep. Medya da öyle bir şey. Bir soyut kavram, hepsini topluyor üstünde ama içinde insanlar olduğunu ve onların arasındaki ilişkilerle döndüğünü unutuveriyoruz. Hep medya değil, bağlayıp gidiyoruz. Biziz oysa. Biziz. Dedik, bitirdik. Herkese çok teşekkürler. Devam edelim.